İsveç'ten tatil ödülü kazanarak Bodrum'a gelen gençler ilçeyi geziyor. Okullarından mezun oldukları için ailelerinin ödül olarak Bodrum gezisi organize ettiği öğrenciler, Bodrum tatilleri sırasında Türk öğrencilerle dostluk ve arkadaşlıklarını geliştirmeleri amacıyla bir okul gezisiyle futbol karşılaşması organize ettiler. Stockholm kentinden gelen 34 öğrenci, 2 öğretmen ve 3 öğrenci velisinden oluşan grup Bodrum'da aynı yaş grubundan akranlarının eğitim gördüğü bir liseyi gezdiler. Ayşegül Sevim, Ali Rüştü Kaynak, Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenci, öğretmen velilerinden oluşan İsveçli grubu karşılayan okul müdürü Hakan Camcıoğlu, rehber öğretmen Yusuf Solmaz ve öğrenci temsilcisi Kanat Hasan Özsert okulu gezdirerek çeşitli bilgiler verdiler. Okulun Atatürk köşesi önünde bir fotoğraf çektiren öğrenci temsilcisi Özsert, İsveçli öğrencilere Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve büyük bir lider olduğunu anlattı. İsveçli öğrencilerin bazıları da Atatürk'ün dünyada önemli liderler arasında olduğunu bildiklerini açıkladı. Öğrencilerle birlikte gelen öğretmenlerden Hudu Kronberg ile Linda Martinsson da okul yöneticileriyle sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundular. İsveçli grup velilerinden Peter Lundberg, Bodrum'a tatile gelebilmek için öğrencilerin 4 yıl para biriktirdiklerini ifade ederek Bodrum'u çok beğendik. Bodrumlular da çok misafirperverler. Bizi çok iyi karşıladılar. Bu nedenle teşekkür ediyorum dedi. İsveçli grubun Bodrum gezisi, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Boytav tarafından da çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Boytav Genel Sekreteri Cemil Bayrak, amacımız iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve Bodrum'dan memnun kalmaları. Konuklarımızın gelecek yıllarda tekrar tatil için Bodrum'a gelmelerini amaçlıyoruz diye konuştu. İsveçli öğrenciler Bodrum gezileri sırasında panoramik manzarasıyla bilinen 7 Değirmenler Tepesi'ne çıkarak manzara seyredip bol bol fotoğraf çektirdiler.